12 Eylül 1980 sabahı hepimiz için çok farklı bir sabah. Ülkedeki terör ortamı öyle bir hale gelmişti ki, sonunda o sabah sokaklar postal sesleriyle, askeri jiplerin ve reoların ve tankların palet gıcırtılarıyla yankılandı. Ülkedeki kardeş kavgası, bombalamalar, yangınlar, soygunlar, siyasi cinayetler sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesini getirdi. Ve o günden sonra öyle şeyler yaşanacaktı ki bir daha hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacaktı. Görüşlerinize hazırız komutanım. Dinle burayı. Arkadaşlar, ülkemizin huzur ve güven ortamını sağlamak artık bizim işimiz. Bize verilen emirler kesin ve net. Üzerinde tabanca, sopa, bıçak ve siyasi materya bulunduran herkes derhal tutuklanacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hasan Başçavuşum. Emredin komutanım. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, tespit ettiğimiz bölgelere birinci manga, çapraz tutuş, ileri marş var. Bekçi Bekir bile derim. Yorulduk ama değdi be. Yarın mahalleli sünnet görecek, sünnet. Düğün görecek be. Ama var ya, dillere destan bir sünnet yapacağım ha. Daha Bergama'dan romanlar gelecek. Mesut, bırak şimdi düğünü de dışarıda bir şeyler oluyor. Ya asker değil mi bunlar? Ne işleri var burada? Dur bakayım ya, ne askeri bakayım bakayım. Dur, 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 çıkma, dur, dur. Ahmet, ne bu gürültü ya, ne oluyor? Vallahi bilmiyorum baba, dışarıda bir gürültü patırtı var, bir hareketlenme var ama. Allah Allah, yine sağcılarla solcular birbirine giriyor galiba ya. Bile derim, dur bakayım ne oluyor ya? Bunlar ne arıyor bu saatte burada? Bilmiyorum komutanım. Ne arıyorsunuz burada? Komutanım bugün düğünümüz var. Oğlanı sünnet ettireceğiz, onun hazırlıklarını yapıyoruz. Halil, benimle gel, arama yapacağız. Emredersiniz komutanım! Arama mı? Niye ki? Çekilin şöyle. Hayırdır komutanım, ne oldu ki? Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. İhtilal mi oldu yani? Nasıl ihtilal komutanım ya? Bugün mü? Şimdi mi ya? Bu saatte mi? Helal olsun komutanım. Sokaklar iyice dumanadan çıkmıştı. Ben de dedim arkadaşlar, komutanım, arkadaşlara sorun. Asker bu işe artık el koymalı demedim mi? He? Daha ne bekliyorlar demedim mi? İşte geldi, işte Türk askeri, işte Mehmetçik. Hayırlısı olsun komutanım. Var mı elimizden gelen bir şey? Bekçi efendi. Buyurun komutanım. Sokak talonlarının hepsini eve gönder. Beşten sonra sokağa çıkma yasağı var. Hadi hepiniz evinize gidin, hadi. Sokağa çıkma yasağı mı? Nasıl komutanım? Peki ne zamana kadar? İkinci bir emre kadar.
Helal olsun Kenan Paşa. Ama komutanım, bizim bugün sünnetimiz var, düğünümüz var. Bir sürü hazırlık yaptık ya. Ta Bergama'dan şeyi çağırdık, romanları çağırdık. Çok acayip çalıyorlar. Düğün, dernek, hepsi iptal. Ben artık eve gideyim. Kenan Paşa'ya hürmetler, saygılar, başarılar. Komutanım, komutanım, her şey hazır. Bütün hazırlıklar tamam, biliyor musun? Yani börekler açıldı, şerbetler yapıldı. Bir sürü masraf yaptık, balonlar, ampuller falan aldık. Ta haber verdik memleketten, bir sürü akrabalar da gelecek. Ne yapacağız şimdi? Kimse gelmeyecek, emin olabilirsin. Ya cama çok yaklaşma, dur oğlum ya. Yok babacığım, sadece bir bakıp geleceğim. Allah Allah, nereye gidiyor bu memleket ya? Ne olacak bu memleketin hali ya? Baba! Ha. Baba, dışarıda bir sürü asker var. Asker mi? Evet. Bak. Siyasi materyal yok komutanım. Ancak kuru pastalar yıldız şeklinde kesilmiş. Siyasi bir simge olabilir. Yüzbaşıda da yıldızlar var. İstersen onu da içeralım. Sayın! Asabımı bozma benim. Emirler kesin komutanım. Şüpheli olan her şeyi almamız lazım. Allah'ım ya. Askerlik yerim. Emirlerin ne olduğunu ben biliyorum. Askerlik yerim. Komutanım, bizim oğlan erkek olacağım, sünnet olacağım diye çok sevindi yavrucak ya. Şimdi ben nasıl iptal edeceğim düğünü? O kadar da masraf ettik. Acaba bu ihtilal başka bir güne ertelenemez mi? Tutuklayalım mı komutanım? Aa, niye tutukluyorsunuz ya? Sıkı yönetime ve ihtilale direniş. Ama komutanım, yapmayın. Onun siyasetle işi olmaz. Çok masraf etti, ilah hazırlandı. İlah, ondan inat edin. Affet komutanım. Bırak kesin. Eğer bir daha ağzını açarsa... Yok komutanım, yok, sus değil. Mesut, sen de dükkanı kapat, doğru eve. Bana bak. Şey dersen ben bile seni inat etmek vallahi kurtaramam. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım, Allah Allah. Sünneti sonra yapsak da olur. Sünnet dediğin nedir ki? Çocuğun pipisi kaçıyor mu? Hem zaten ben pazar günü yapmak istiyordum ya. Bugünü hiç istemiyordum vallahi. Komutanım, sizi de bekliyorum ha. Yani er ve erbaşlara özel yerimiz var. Er ya da geç bekliyor. Bence tutuklayalım komutanım. Emirler kesin. Ya Sayit, askerlik çekerim. Bana emirleri öğretme. Emredersiniz komutanım. Hadi oğlum, kapatalım. Hadi, hadi kapatalım, hadi. Vallahi baba, asker tuttuğunu götürüyor. Sonunda yaptılar galiba ya. Neyi yaptılar baba? Oğlum, bu saatte asker sokaktaysa... bu olsa olsa darbedir. Dışarıda bir sürü asker var. Babam darbe oldu diyor. Ne olmuş? Darbe ya, darbe. İhtilal, bildiğin ihtilal. Hatırlamıyor musun? 1971'de olmuştu. Her 10 yılda bir olur devam. Ay, yani asker başa geçti, öyle mi? Şimdi şu radyoya bakalım. Ne bir şey var mı? Sen de al. Abi, şu televizyonu aç. Abi, saat 4 niye hepimiz ayaktayız ya? Çünkü bu gece bizden önce uyananlar da var. Kim onlar ya? Türk Silahlı Kuvvetleri. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle varlığına,
rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğini artırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür. Oluyor ya, bu saatte ne dinliyorsunuz bu şarkı marka nedir ya? He? Mehmet abi? Siz lost diyor. Ya ben size söyledim. İşte bak darbe oldu. Birileri gitti, asker geldi. Parlamentoyu da ele geçirdiler. Bunlar şimdi yarın öbür gün Süleyman Demirel'le Ecevit'e götürürler. Dışarıda bayağı asker var ha. Yani babam anlatmıştı ama daha önce hiç görmemiştim böyle bir şey, darbe falan. Ben çok heyecanlıyım ya. Yani Almanya'da hiç böyle bir şey yoktu ha, enişte. Zıbır. Bu kadar sevinilecek bir şey değil ha. Tamam Fehmi'cim. Ya gerçi hani huzurumuz da kalmamıştı be anacığım. Bu gece hiç çatışma falan olmadı sokakta. Ya artık güvende miyiz yani? Of, sokağa çıkma yasağı diyor ya. Benim bugün seçmem vardı ya. Sarı yerde. Sen ne seçmesinden bahsediyorsun Çağatay ya? Sen ne saçmalıyorsun ya? Hala seçme diyor. Anne. Hı? Evde ekmek var mı? Vallahi dünden böyle bir yarım kaldı ama. Vallahi inşallah fırıncı Osman abi açmıştır. Ben gideyim biraz ekmek alıp geleyim. Nereye ya? Otur oturduğun yerde. Sokağa çıkma yasağından bahsediliyor baba. Kim bilir kaç gün sürecek. Yani ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ben gideyim ne var ne yok alabileceğimi alayım. Ya oğlum bu kar yaşada dışarı çıkılır mı ya? Alırlar seni içeri, bir de seninle uğraşmayayım. İzzet çıkarmayın başınıza ya. Evet tabii. Yani işte. Siz korkmayın ya, biliyorsunuz ben askerim. Yani bir şey yapmazlar bana. Onun için ben gider alırım yani. Selam da veririm, merak etmeyin, siz de korkmayın. Otur yerine salak. Allah Allah, askermiş. Ne askeri be? Bu tipli asker olur mu? Sen tipsizlikten içeri girersin zaten. Enişte. Kalbimi kırıyor da. Oh, tamam. Kimse kımıldamasın. Kimse evden dışarı çıkmasın. Ben çıkar şimdi, alırım gelirim. Ay ne oluyor Fehmi'ciğim? Seni de alırlarsa içeri. Yok ya, ben şimdi üstümü değiştiririm. Gider aldı gelirim ya. Ben ne yapacaklar? Ben çıkar gelirim yine. Allah Allah. Ben askerim diyorum ya, bana bir şey yapmazlar Ahmet abi ya. Şişt. Ben seçmeye gideceğim ha. Ben de seçme diyor ya. Günaydın komutan. Günaydın. Duydum, koştum hemen. Memlekete hayırlı olsun. Olacak. Nasıl, çil yavrusu gibi dağıldılar. Evet, evet. Bize düşen nedir? Yani bize bir talimat gelmedi. Size düşen bir şey yok. Askerin emrine gireceksiniz. Biz, polisler. Evet, siz de siyaset yapıyorsunuz. Yok komutan ya, ne siyaseti? Biz ne siyaseti ya? Pol bir, pol der. Sağ sol diye bölünmüşsünüz işte. E karakola da el koyun o zaman bari. Koyacağız zaten. Emniyet Genel Müdürlüğü, radyo televizyon, PTT, mecmualar, gazete. Askerlerin emrinde olacak. Oh, oh, oh. Benim için hava olur. Öyle bir iyi oldu ki. Komutanım ben zaten çoktan beri dirdim. Bir darbe gerekir, bir darbe gerekir. Hep dir duruyordum. E buyur gına yak o zaman Bekir. Adamlar üniformanızı alırız diyor ya. Almaz, almaz, almaz. Amirim almaz.
Bir dakika. Getir, getir. Koy şunları araca. Hadi. Getir, getir, getir. Bindir araca. Komutanım, diyelim ki acaba bekçilikten asubaylığa geçiş olur mu? Fehmi abi, ne olmuş? Darbe oldu ya, darbe. Ya, ondan yani bu askerler. Ya yenge, radyoyu açsana ya. Orada anlatıyor şeyi ya. E peki, sen nereye gidiyorsun bu saatte? Bulursam ekmek alacağım. Ya, ay Fehmi abi. Ha. Bize de 3-5 tane ekmek alsana. Şimdi açık bakkal bulursam, bir de ekmek bulursam alırım, merak etme. Tamam. Dur, kimsin? Fehmi ya. Dışarı çıkmak yasak. Tamam da ekmek almaya çıktım. Yasak. Ya ekmek alacağım eve. Yasak. Yürü, derdini komutana anlatırsın. Ya yürü. Ya Allah, ya şunu lütfen kaldır ya. Yürü, yürü, hadi yürü. Ya şunu kaldır. Allah Allah. Yürü, yürü. Ya ah. Geri çevirdiler herhalde. Ya, değil mi? Ya. Hayırlı sabahlar. Üstad, hayırdır? Abi, içeride konuşsak. Karakola da mı el koyacaklarmış amirim? Evet Selahattin. Her yere el koyarlar. Karakola da el koyacaklar. Desenize koltuğu kaptırdınız amirim. Sabah sabah niye boş konuşuyorsun Selahattin? Niye sırıtıyorsun sabah sabah? Bak harita burada, tayinini isteyeceğim. Artık isteyemezsiniz ki amirim. Çünkü yetki sizde değil. Yani şey amirim, bütün yük bizim üzerimizde diye söyledim. Ya iyi oldu bizim için de. Ya birazcık da askerler uğrasın. Değil mi? Onu iyi dedin Selahattin. Çok akıllısın, doğru değilsin. Yorulmuştuk ya. Yorulmuştuk. Biraz da onlar uğraşsın ya. Öyle değil mi? Ben de tatile giderim. Ben Hawaii adalarına gitmeyi düşünüyorum. Sen nereye düşünürsün Selahattin? Hawaii adaları mı? Evet. Ben de size geleyim mi amirim? Gel Selahattin, gel. Hawaii'ye de birlikte gidelim. Askerlerden mi kaçıyorsun? Abi bizim çocukların hepsini aldılar. Ben zor kaçtım. İzniniz olursa ortalık yatışana kadar birazcık burada kalayım. Nevzat. Bilirsin ben seni severim. Eyvallah abi. Ben de çok severim ama ben bu evde tek başıma yaşamıyorum. Koca bir aile yaşıyor burada. Ben kovalanan birini içeri alıp onları tehlikeye atamam. Anla beni. Abi bir yarım saat. Ortalık yatışsın. Söz gideceğim. Şişt! Baksana sen pis solcu bıyıklı. Hem de askerimi.
Dışarıdakilere burada olduğunu söylemem lazım ha. Bir sus, bir sus. Dur, dur, bir havaya girme, bir dur. Çatatoy ya. Dur bir. Bunlar işte mahvetti ülkeyi. Sizin yüzünüzden oldu. Sizin yüzünüzden oldu. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Sus be. Abim varken sus. Selicim, anarşist var diyeceğim bu evde. Oğlum. Şahin. Enişte kıtır kıtır keser vallahi. Hele bir sokağa çık. Ya bir sus be, seninle uğraşmayalım. Sus Şahin ya. Ahmetciğim şimdi... Hayır, tamam da yani baban kızmasın, arkadaşını evde görürse şimdi ondan şey yaptım. Tamam Ahmet abi. Kusura bakmayın, haklısınız. Ben sizin başınızı derde sokmayayım. Biz bu ülke için uğraştık. Gerekirse bu ülke için de hapis yatarız. Hakkınızı helal edin. Ay dur. Geç şöyle, eyvallah. Şöyle geçsin. Geç otur.